Bismillah, hamdenillah, ve salaten ve selamen ala Resulillah. Merhaba arkadaşlar. İlk iki dersimizde harflerin mahreçleri, maharicil hurufu ele almıştık. Sonraki iki dersimizde ise lazimi sıfatları iki videoda ele aldık. Şimdiki video derslerimizde ise arizi sıfatları ele alacağız. Arizi sıfatlar nedir? Harflerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan kurallardır. Yani bu kurallardan birinin uygulanmaması durumunda lahni hafi yani küçük hata ortaya çıkar. Ama lazimi sıfatlardan birinin uygulanmaması durumunda ise açık hata ortaya çıkar. Şimdi tecvid ilminin genel konularını oluşturan arizi sıfatları göreceğiz. İlk olarak temi ve sakin onun hallerini ele alalım. Birinci konumuz 5. dersimizde ihfa olacak. İhfa arkadaşlar, ihfa nedir? Sözlükte bir şeyi gizlemek, örtmek gibi anlamlara gelir. Terim olarak gunneyi belirtmek suretiyle şeddeden uzak, idgam ile izhar arasında bir okuma şeklidir. El-ihfâ'u hâletun beynel izhâri vel idgâmi âriyetun anit teşdîdi me'a bekâil gunne. Hâletun bir durumdur. Beynel izhari vel idgami. İzdigamla izhar arasında. Ariyetun anit teşdid. Şeddeden de uzak olacak. Ma'a beka'il gunne. Gunnenin bakisi, yani gunnenin olmasıyla birlikte isim veril okuma şekline, durumuna ihfa diyoruz. İhfanın hükmü vaciptir. Bir elif miktarı tutulur. Bütün kurra ittifak ihfa yapmada ittifak etmişlerdir. Peki ihfa ne zaman olur? Tenvin ya da sakin nun harfinden sonra ihfa harflerinden biri gelirse ihfa olur. İhfa harfleri 15 tanedir. Şu beyit de ezberleyebiliriz. Sif, ve, fene, cude, şahsin, kad, seme, kerame, va', valimen, zid, tuka, düm, taliben, fetera. Yani bu beyitteki harflerin ilk harfi yani sad, zel, fe şeklinde cim, dal, zel, zay, sin, şin, sad, dat, da, va, fe, kaf, kef harfleri. İhfanın yapılışı, ihfa yaparken dil damağa veya üst ön dişlere yapışmayacak. Arada hafif bir boşluk kalacak ve ses hem ağızdan hem de genizden. Hay şum demiştik ya ilk derslerimizde, buradan gelecek. İhfa'yı arkadaşlar her harfte, her yerde ince yapacağız. Evet, birkaç tane örnek okuyalım. Men ce'eydi. Ne yapacağız burada? Nun harfini söylerken dilin ortası üst damağa değiyor. Men. Şimdi o yapışmayı hafif boşluk bırakacağız ve sesi genizden getiriyoruz. Men ce'e. Yani burnumuzu tıkadığımızda, elimizle burnumuzu kapatalım. Ses gelmeye devam edecek. Mece ya da ağzımızı tıkadığımızda men ses burundan, yani hem burundan genizden hem de ağızdan ses gelecek. O zaman yani arada bir boşluk kalıyor dille damak arasında, ihfa hayşumdan ihfa sesi geliyor. Mesela bir başka örnek. Len tenalu ve fethun garib ve ke'sen dihaqa gibi. Evet, men ce'e, yine aynı örnekler. Dersimizi özetliyoruz. İhfa, gunneyi belirtmek suretiyle şeddeden uzak, idgam ile izhar arasında bir okuma şekliydi. El-ihfa'u hâletun beynel izhari vel idgami âriyetun ani teşdidi ma'a beka'il gunne. Hükmü vacipti, bir elif miktarı tutuyoruz. 1,5 diyenler de var. Harfleri 15 taneydi. Sif, ve, fena, cude, şahsin, kad, seme, kerame, da', zalimen, zib, tuka, düm, taliben, fetera. İhfayı nasıl yapıyorduk arkadaşlar? İhfa yaparken dil damağa veya üst ön dişlere yapışmayacak. Arada boşluk kalacak dille damak arasındaki ses hem genizden gelsin hem de ağızdan gelsin. Evet, ihfa temim ve sakin nun harflerinden sonra 15 harften biri gelirse ihfayı yapmış oluyorduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.